Evet, manşetlerin dili reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. İletişim bilgileri ekranda, lütfen sizler de manşetlerin diline katkı sağlayın. Bu son yayında, haftanın son yayınında, biliyorsunuz bugün cuma günü, hafta içi her gün saatler 10.30'da 12 saatler arasında manşetlerin dilinde bendeniz Hatim Dağıstanlı ve gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte oluyorsunuz. İletişim bilgileri ekranda dedim. İletişim bilgileri Twitter ve Instagram hesaplarının Hatim Dağıstanlı olduğunu hatırlatıyor ve son bölüme hangi haberle gidelim diyorum Ali İhsan Bey. Siz önünüze hemen şeyi açtınız. Kadın STK'ları samimiyetsiz açtınız. Bu arada 16 bin torbacıyı enseledik haberi de önemli bir haber. 16 bin torbacıyı enseleyen İçişleri Bakanlığı şu anda sokaklarda 16 bin torbacının halen gezdiğini de bence söylemeli. Tabii yani 16 bin kişi yakalandı diye sokaklar tamamen piripak diye bir şey söyleyemeyiz. Hala devam ediyor. Hala okullar üzerinden, hala işte bar pavyondu vesaireydi, bu tür yerlerde bunların etkinliklerinden bahsedebiliriz. Ama ciddi bir mücadele var. Hatırlayın, 2014'te FETÖ'cüler üzerinden bir emniyet ve polisler üzerinde bir operasyon yapıldığı zaman FETÖ'cüler şunu söylüyorlardı. Her okulun önünde bonzai satışı yapılıyor. Sanki sandviç satılır gibi, tatlı satılır gibi artık bundan sonra bonzai satılıyor. Çünkü bu işte uzman olan FETÖ'cü, kendilerine göre FETÖ'cü demiyorlardı, cemaate mensup emniyet müdürleri gözaltına alındığı için, uç noktalarda görevlere atıldığı için, başka noktalara görevlendirildiği için o tarih itibariyle tamamıyla ihraçla edilemiyorlardı. Dolayısıyla bu çerçevede artık bonzai peynir ekmek gibi satılıyor diyorlardı. Ama bugün geldiğimiz noktada hem o haberleri göremiyoruz, çünkü onun maddi gerçekliği artık söz konusu değil, hem de daha bu konudaki Bali noktasında, hatırlayın, Aksaray'da, İstanbul'da merkezinde Bali çekip gidip ona buna para isteyip dilenip arkasından para vermedi diye, yardım etmedi diye bıçağı saplayan küçük çocuklardan bahsediyoruz. Hatta yakın tarihlerde yine trenlerde bir ara cep telefonu hırsızlığı yaygın bir şekilde uygulanıyordu. Yine bu uyuşturucu etkisiyle çocukların trenlere binip onun bunun cep telefonunu gasp edip ondan sonra kişiyi de trenden aşağıya attığı kötü örnekleri yaşıyorduk. Bugün itibariyle elhamdülillah belli bir noktadaki FETÖ'cü emniyet mensupları da tasfiye edildiği halde ciddi bir mücadele var. O noktada ben bugünkü iktidarı, bugünkü İçişleri Bakanlığı'nı uyuşturucuyla mücadele noktasında başarılı görüyorum. Evet, Serdar Uslu bir şey göndermiş. Başka televizyon kanallarında Cihangir İslam'ın dün akşam yayını terk etme görüntüleri tartışılıyormuş. Tabii o kadar göndermiş bana. Biz de birkaç cümle edelim mi onunla ilgili? İster misiniz Ali İhsan Bey? Yoksa gündeme devam edelim mi? Yani şimdi ben de programı izledim. Özellikle Akit TV'de Cihangir İslam'ın Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşma başından sonuna kadar hiç kesilmeden verildi. Hı hı. Yani ne olursa olsun Cihangir İslam bu masada oturmaya devam etmeliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmayı A'sından Z'sine verebilen bir televizyonda derdini, ne demek istediğini bütün netliğiyle anlatabilirdi. Ama gördüğümüz şey şu ki, işte benim sözlerimi aktarın siz, A'sından Z'sine hiç kırpmadan verin diye bir büyük ihtimalle talebi olmuştur ki hiçbir kesinti olmadan o görüntüler verildi. Orada o görüntüler sırasında AK Partililere en ağır ifadeleri kullandı. Ama sonrasında gerek Muharrem Coşkun'un gerek Yusuf Bey'in yaptığı sorular, yönelttiği sorulara cevap veremeyince, ki FETÖ ile ilgili tweetlerini gösterdi Muharrem Bey. Dedi ki bunlara ne diyorsunuz? Nedir bu tweetlerin arka planındaki anlamlar? İşte onu paylaşmışım. Kardeşim, sen sabahtan akşama kadar FETÖ'nün tweetlerini paylaşıyorsun. Bir tane Akit gazetesinden paylaşımın yok. Bir tane şu veya bu görüşten insanın tweetini paylaşmıyorsun. AK Partili birisinin görüşünü paylaşmıyorsun. Sonra da diyorsun ki ben herkese aynı mesafedeyim. Orada FETÖ'cülerin eğer
tweetini paylaştıysan ben FETÖ'cü mü oldum? AKİT'in de tweetini paylaşsaydın biz tabii ki o noktada derdik ki evet objektif bir politika izlemiş Cihangir Bey. Oradan da ilgi çeken bir haberi almış. Buradan da ilgi çeken bir haberi almış. Tamamen saf niyetlerle kamuoyuna bu konular mal olsun diye objektif bir kimlik göstermiş. Ama bakıyorsunuz işte Manisa'da ve Eskişehir'de cadı avı. Başörtülü hayırseverlere kelepçe. Ya bu ülkede başörtülü insanlar hastaneye giremiyordu ya. Üniversiteye giremiyordu. AK Parti iktidarı sayesinde tabii ki milletin sandıklarda oylarını vermesiyle millet bunu gerçekleştirdi. Ama AK Parti de bu işte vesile oldu. Şimdi AK Parti'ye suçlama getiriyor. Başörtülülere cadı avı varmış. Kim inanır buna? Sen bunu yaygınlaştırırsan eğer Zaman Gazetesi'ndeki FETÖ'nün yayın organı olan Zaman Gazetesi'ndeki bu haberi yaygınlaştırırsan sanki başörtülülere bir cadı avı varmış gibi gösterirsen ki Cihangir İslam'ın benim bildiğim kadarıyla ya ablası ya aynı aileden bir kişi bu ülkede başörtüsüyle bakanlık yaptı ya. İnsan biraz utanır. Yani ondan sonra da kalkıyor burada provoke edici şekilde ben yayını terk ediyorum. Ben burada konuşma imkanı bulamıyorum. Sen bizi suçluyorsun FETÖ'cülükle. Kardeşim o zaman savunma yap. Sen de ki bugün Zaman Gazetesi'nden bir paylaşım yapmışım. 10 dakika sonrasında da AKİT'ten bir paylaşımda bulunmuşum. 20 dakika sonra da bir başka gazeteden paylaşımda bulunmuşum. Söyle bunu. Söyleyebiliyorsan söyle. Ama sabahtan akşama kadar zamanla Samanyolu'ndan paylaşımda bulunup ondan sonra da çıkıp burada ekranlarda savunma yapamayınca ben yayını terk ediyorum. Git kardeşim nereye gidiyorsan git buyur. Evet ama tabii şu niye böyle yaparlar? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben açıkçası Cihangir İslam'ın orada oturup anlatması gerektiğini yani kendisine anlatması gerektiğini düşünenlerden birisiydim. Çünkü dinlemek istiyordum. Ne olduğunu, ne yaptığını, niye bu hareketin içerisine bu şekilde girdiğini, niye FETÖ'yle bir şekilde ilintiliymiş görüntüsünün kamuoyunda üzerine oturduğunu anlatmasını beklerdim. Ve ben şundan dolayı söylüyorum bunu. Çünkü ben de merak ediyorum. Yani Cihangir İslam nedir, kimdir, ne yapmıştır, bugüne kadar ne yapmıştır, FETÖ'yle girip girmediği ilişki hangi noktadadır, hangi boyuttadır. Mesela benim en çok ilgimi çeken birisi şu. Bir dönem AKİT'te de yazdı. Merve Kavakçı ile evliliği. Mesela çok merak ediyorum yani. Ne olmuştur da mesela diyeceksiniz ki özel hayatı. Ama şimdi şunu ben anlarım. Yani Merve Kavakçı gibi birisine bu cumhuriyet parlamentodan kovarken bugün Merve Kavakçı'yı bir ülkeye büyükelçi olarak atamış bir Erdoğan fotoğrafıyla karşı karşıyayız. İster eski karınız olur, ister hiç karınız olmayabilir. İnancınız gereğinde yerinde duran bir kadın olabilir. Böyle bir kadını bile iktidarında bir yere büyükelçi olarak atayabilen bir iktidara bu husumetin sebebinin ne olduğunu ben merak ediyorum mesela. Çok basit. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yani i̇şte bu tablo işte kalkıp yani burada kendisine herhangi bir hakarette bulunulmuş değil. Soruluyor, deniliyor ki şunu izah eder misiniz? Tek bir izahı var. Hı hı. Tek bir izahı var. Bunun dışındaki bütün izahlar kendisinin FETÖ'ye şirinlik yaptığını gösterir. Hı hı. Kardeşim ben sabahtan akşama kadar 100 tane tweet atıyordum. Bu tweetlerin içerisinde 3 tanesi zamandansa 2 tanesi de AKİT'tendir. Buyur gösteriyorum ben size. Bu savunma makul, izah edilir bir yok, savunma. Yok değil benim için o da değil. Ben de öyle benim değil. Için, Koza İpek'le ilgili attığı tweet yenilir yutulur bir tweet eğer değil. Eğer karşısında da Koza İpek'in ne naneler yediğini gösteren AKİT'teki haberi de koymuşsa tweetine eyvallah derim ben. En azından objektif derim. Ama onu gösteremiyorsa ki gösteremiyor Cihangir İslam. Yani şuradaki fotoğrafta ben toplanacağım diyor. Bakın yani şimdi hareketlere bakın. İnsan eğer kızarak, sinirlenerek, planlı bir şekilde bu yayını terk etmiyorsa hemen iki dakikada pılınısını, pırtısını ben şurada şu yayını terk edeceksem bakın kalktım gidiyorum. Bu kadar. Eğer sinirlendiysem. Ama beyefendi Allah alıyor eline bakıyor nedir? Ne yapacaksın kardeşim? Çantaya koyacaksın zaten bunu. Planlı şov yapıyor beyefendi.
Kafaya koymuş, köşeye sıkıştığım zaman yayını terk ederim demiş. O yayını terk etme sırasında da böyle hem konuşuyor hem çantanın arasına sıkıştırmaya çalışıyor. Tamamen şov niteliğinde hareketler. Ben samimi bir şekilde Saadet Partililere de buradan sesleniyorum. Bu tür yükleri sırtlarından atsınlar. Bunlar Saadet Partisi'ne herhangi bir şey kazandırmaz. Saadet Partisi'ni kötüye götürür. Milli Görüş'ün lideri Erbakan FETÖ'nün gerçek yüzünü yıllar önce görmüş, en azından arasına bir mesafe koymuş. Onlarla yan yana durmamaya çalışmış. Ben bunlardan akıl almayacağım diye tavrını göstermiş. Bugün geldiğimiz noktada FETÖ'cüler 15 Temmuz darbesini yapmış. Bu noktadan sonra hala FETÖ'cüleri savunan bir Cihangir İslam portresi Saadet Partisi milletvekili adı altında bize takdim ediliyor. Sonra da Saadet Partililer niçin Akit Gazetesi veya Akit TV Saadet Partililere yer vermiyor? Alın en uç noktadaki adam buyursun izah etsin. Yani herhangi bir şekilde izah etmesine engel yok. Kendisini ifade etmesi için bir sıkıntısı yok. Baştan sona bakın Millet Meclisi'nde yaptığı o tahrikkar konuşması, hem 15 Temmuz darbesinde halka yönelik sözleri, o direnişe imza atan, 250 şehit veren halka en ağır ifadeleri kullandığı halde baştan sona bütünüyle açıklamasını yapabildi. Ama geliyor burada izahatını yapamayınca hemen ben kalkıyorum gidiyorum kaçma numaraları. Bunlar Saadet Parti'ye de zarar verir. Saadet Partisi bir an önce bu tür isimleri savunma yerine, ki Milli Gazete'de ben görüyorum yine Cihangir İslam'ı savunacak şekilde bazı söylemler var. Bunları sırtlarından atmaları lazım. Çünkü güzele doğruya götürmez, tam aksine. Bir anlamda başörtü sanki yasakçılığı varmış bu Türkiye'de gibi. Bu anlamda ifadeler veriliyor. Ya kardeşim araştırırsın, Manisa, Eskişehir'de başörtülü olduğu için mi o insanlar gözaltına alınmışlar? Başörtülü milletvekili var bu ülkede. Milletvekili başörtülü olabiliyor. Cumhurbaşkanının eşi başörtülü olabiliyor da eğer Manisa'da bir başörtülü gözaltına alınıyorsa o başörtülüye sormamız lazım. Ferhat Sarıkaya'nın dediklerinin binde birini açıklamış mıdır o başörtülü? Çıksın desin ki bu başörtü Allah'ın emridir. Ben Allah'tan korkarım, Pensilvanya'dan korkmam. Bana şu 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 yardımları yaptı bunlar diye o başörtülü bayan söylemiş mi? Söylememiş. Himmet etmiş, himmet adı altında paraları aktarmışlar Pensilvanya'ya. Kimse yok mu derneğine paraları aktarmışlar. Kapı kapı dolaşmışlar, kurban parası deyip paraları toplamışlar. Kime verdiklerini söylemiyorlar, anlatmıyorlar gerçekleri. Emniyet de almış gözaltına. Bir ifadenizi alalım demiş. Bu çerçevede şimdi kalkıp da siz başında örtü var diyerekten başörtülüye cadı avı yapıldı diye nasıl gösterebilirsiniz bu olayı? FETÖ'yü deşifre et diyor emniyet. O gizliyor, saklıyor. Pensilvanya'yı saklıyor. CIA'yı saklıyor bir anlamda. Eğer biliyorsa CIA ile ilgili FETÖ'nün birlikteliğini anlasın. Yok kardeşim ben o işleri bilmem, sadece para topladım ben. Verdim Ahmet abiye, Mehmet abiye. Kime verdiyse onu söylesin. O bağlamda gerçekleri açıklasın. İstenilen şey bu. Evet ama gerçekleri açıklamak yerine kaçmayı tercih etti Cihangir İslam. Bence oturup sorulara cevap vermeliydi. Ondan sonra da şöyle diyorlar. Bize hiç kimse ekranlarını açmıyor. Maalesef. Açıyor. Maalesef. Bakın, açılıyor ama terk ediyor. Abdülhatif Şener de geldi buraya. Cihangir İslam da geldi. Gelecekler, oturacaklar, anlatacaklar. Her türlü soru da sorulacak. Hiç kimse de sorudan falan kaçmayacak. Yani her türlü soru da sorulacak. Onlar da açık şekilde cevap verecekler. Hayır arkadaş, şu böyledir, bu böyledir. Evet, bir tane ben yanlış yaptım cümlesi yok. Her şeyi doğru yapmış Cihangir abi. Her şeyi. İstisnasız her şeyi doğru yapmış. Tek yanlış yapan var Erdoğan. Ve bunların bakın Cihangir İslam gibilerin AK Parti ile de sorunu yok, biliyor musunuz? Kimle sorunu var? Tek Erdoğan'la. Erdoğan gitsin, başka bir şey istemiyorlar. AK Parti ile mutlular bunlar. AK Parti Erdoğan gittikten sonra 2002'deki 2002 ile 2013 arası 17-25 Aralık arasındaki fabrika ayarlarına döndüreceklerini o kadar iyi biliyorlar ki. O yüzden de Erdoğansız bir AK Parti, Erdoğansız bir Türkiye hayalini kuruyorlar. Bunun için mücadele ediyor.
Şimdi hem de karşınızda ya bu konuşmayı yapan adam bir CHP'li olsa ben anlayabilirim. Bunu bir HDP'li olsa anlayabilirim. Ama bunu bir Saadet Partili oturup Saadet Partisi kimliğiyle yapıyorsa ve Merve Kavakçı'nın eski eşi sıfatıyla yapıyorsa ve soyadı da İslam'sa, ailesinden de bazı isimler, birden fazla isim AK Parti iktidarında bakanlık yapmışsa. Nokta. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yine aynı saatte, pazartesi günü saatler 10.30'u gösterdiğinde karşınızda olacağız diyor ve cuma mesajı için sözü size bırakıyorum. Bütün izleyicilerin cumasını tebrik ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.